Sevgili ve güzel hocam nasılsınız? Hamdü senalar olsun Mustafa'cığım sen nasılsın? Gayet iyi yorum. Gayet iyi ne yapıyorum? Açılışta gayet iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Maşallah. Allah daha iyi etsin. Bir Buka can Niye böyle bir ko ko konuklu şey konuğu gibi olduk. Güne gitmiş. Altı evet, sana dönmüş. bugün böyle bir ilham geldi. 5 <laughs> yıl oldu diye herhalde. Vallahi beş yıl oldu yahu. Vallahi. beş yıldır iki kel iki sakallı burada böyle yaşlandık lan kamera önünde yemin ediyorum vallahi. E, bunu o zaman ucundan yavaş yavaş duyuralım. E, arkadaşlar 15 Aralık'ta Can Canan'ı yıllar önce bir kez denemiştik ama ilk sayılır. E, Maltepe Üniversitesi'nde canlı ve konuklu yapacağız. 5. yıl anısına iki tane kel ve bıyıklı adam 5 yıldır ne konuşur ne konuştu hikayesini bir elden geçireceğiz hep yani beraber. 1500 kişilik salonmuş valla gelin. Evet yani hem bu videonun altına hem de açık beyin'in sosyal medya hesaplarının içerisinde adres ve teferruat bilgileri verilir. Hadi gelin yıllardır masanın üçüncüsü olarak durduğumuzu tüm mesajlardan vesaireden görüyoruz. Hadi gelin masanın üçüncüsü olarak gerçekten yüz yüze tanışalım. Yüz yüze muhabbetleşelim. Fazla bıdı bıdı yapmayacağız. Size bolca söz vereceğiz. Özellikle bunu yapacağız. Konumuz da şu. 5 yıl içerisinde bizde neler değişti? Sadece insanlar birbirleriyle konuşarak hayatı değiştirebilir miyi konuşacağız. Sloganımız da bu. İki kel 5 yıldır konuşarak hayat ya. değişir Hakikaten mi? Değişiyor. Ya özellikle de 5 yıl boyunca hakikaten iki adam ne konuşur yani. 5 <laughs> yıl boyunca müebbet muhabbet önceden alındı ya bizim Cenk bir şeysi. Yani hakikaten bizimki müebbet muhabbet oldu yani o derece. Ama yani umuyorum bu şeye güzel bir örnek olacak. Sohbet kültürünün ne işe yaradığına dair. Evet. Kayıtlı evet. bir örnek yani. 5 yıllık kayıt var konuyla ilgili. Çekmeye başlarken de bunu amaçlamıştık. Yani sohbet kültürünü oturtturma. Yani klasik medyanın gerekliliği olan çatışmaları kurmadan, sağlıklı birbirini geliştiren, birbirini ekleyen bir sistemde bir sohbet mekaniği oluşturmak. Doğamız da buna yatkınmış. Ben hiç Can Canan çekimlerine nereye gidiyorum ya falan diye hiç gelmedim ya da hiç yapmadım. Aynen Bu öyle. arada Can Canan çekimlerinin çoğunu da gerçekten doğacında biz bir şey konuşacaksak. Hani onların birleştiği şekilde biçimler. bazen bir günde 3-4 bölüm çekerek falan. Çek falan Kıyafetlerden anlaşılıyor olabilir. Zaten canlı oturumumuzda sohbetin fabrika ayarlarını da çıkaracağım. 5 senelik tecrübeden. 5 ayar olabilir bu. Daha adam karar vermedim ama. bir iki program hatırlarsınız belki. Bir çatışma düzenleyelim. Bilerek çatışalım falan. Hani gibi şey. Kadim mi bilim mi falan gibi tam şeyler. Tam çatışacağız yapalım. bir gülme geliyor yani. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Zorlamışız konuları kendisini. Yok yani ne gerek var ya üç günlük dünya? Hocam bugün bir kavram seçip bu kavramın hem evrimsel hem de biyolojik yerden kontrolünü yapalım isteyeceğim. Ben kavramın kendisini birazcık hani olabildiğince günümüzdeki halini açayım. Özellikle evrim bu kavrama niye ihtiyaç duymuş? Yani biz bunu niye geliştirmişiz? Biyolojik olarak bu kavramın bizde bir karşılığı var mı? Karşılıklı bir kontrol edelim. Bir Olur. masa terisi oynayalım. İlk kavramımız da böyle sağlam külliyatlı bir kavram. Adalet. İstanbul Barosuna sevgiler. <laughs> Doğada adalet yoktur. Güneş'in e, lafıydı. E, senden duydum ama background'a da oradan geliyormuş. Ya da hayatın adil olmadığı, işte 50'li yaşa gelen insanlar olarak bu öğrendiğim şeylerden bir tanesi. Ama biz sosyal dünyamızı kurarken, yapılandırırken... ...birlikte yaşamanın temel malzemesinin... ...zaruri olarak adalet olduğunu fark ediyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yemeler, barınmalar... ...işte korunmalar bilmem ne sonrasında geliyor. Yani birlikte olabilmenin ilk anlaşması, ilk kuralı... ...birbirimize karşı ortak, herkesin kabul buyurduğu bir biçimde adil olacak mıyız, olmayacak mıyız? Çoğu yerde çok tuhaf. adaletin ne kadar sert ya da yumuşak olduğuyla o kadar da ilgilenmiyoruz. Bu herkes de aynı şekilde geçerli mi? Onunla ilgileniyoruz. Yani bu adil mi değil mi ile ilgileniyoruz. Evet. Eğer bu benim başıma gelecek şey işte atıyorum hırsızlık yaptığımda benim elim kesiliyorsa senin de elin kesiliyorsa sıkıntı yok. Yani mesela bunu kabullenebiliyoruz ya da toplumda herkesin eli kesiliyorsa sıkıntı yok. Ama zenginlerin eli kesilmiyor. Fakirlerin eli kesiliyorsa işte bu adil olmayan bir şey doğuruyor falan zihnim. Mesela elimizin kesilmesine o kadar takılmıyor da bu herkesin başına geliyor mu gelmiyor mu kavramına takılıyoruz. Son dönemde çok sahada gördüğüm bir şey çok haklı olmakla ilgili, senin şikayet kavramına çok yakın buluyorum buradaki şeyi, e, duyguyu. Haklı olmakla ilgili bir taleple yaşıyoruz. Ama biz haklıyız, çok o, o haklılığımızdan kaynaklı çok da öfkeliyiz e, ve bir şey talep ediyor. Çok basit şeylerle ilgili. Yani araba park yeriyle ilgili falan ya da işte aldığımız elbisenin bir yerinde bir defo çıkmasıyla alakalı falan. Biz çok haklıyız ya da işte bankayla kartlarla ya da telefon şirketleriyle falan. Biz çok haklıyız ve bu haklılık bize canımızın istediğini yapabildiği, kızdığımız, öfkelendiğimiz, başkalarının kalbini kırdığımız bir şeyler doğuruyor. Hak ve haksızlık. O yüzden şu adalet mevzusu sence hani karşılıklı bir şeyini yapalım. Evrimsel olarak nasıl oluşmuş? Yani nasıl gelmiş? Hangi, ne tür bir kökten oluşmuş gelmiş? Ya da biyolojik yatkınlığımızın adalet kavramıyla bir ilintisi var mı? Hani sorgulasak oraya kadar gider mi? Beynimizde adaletin yeri var mı hocam? <laughs> Tam <Var>. şey bu. <laughs> yani şöyle doğada adalet yok doğru bir şey. Çünkü doğada adaletle hükmedebilecek ya da hükmetmesi gereken mekanizmaya ihtiyaç gösteren bir durum yok. Şimdi adaletin ortaya çıkışı sanki bana böyle çok büyük felsefi laflar etmeyeyim ama kaynak meselesiyle ilgiliymiş gibi geliyor. Mesela hayvanlarda adalet duygusuyla ilgili en meşhur olan o Frans Deval'ın TED konuşmasında gösterdiği video vardır. Maymunun birine üzüm verince öbür maymun bunu görüp arıza yapıyor. Ben niye hıyar yiyorum, ben de üzüm istiyorum falan diye. Böyle kafese mafese vuruyor işte deneyiciye taş atıyor falan. Şimdi bu hangi durumda gördüğümüz bir davranış? Ortada üzüm gibi yüksek kalorili ve lezzetli ve işte salatalık gibi daha sıradan bir besinin olduğu. Yani bir kalori birikiminin, yaşamsal bir enerjinin biriktiği bir yerin varlığıyla ortaya çıkan bir durum. Dolayısıyla ondan eşit paylaşım hakkı istemeye dair bir güdü var. Bu niye var? Bir yerde bir kaynak buldun. Mesela aynısını maymunlar işte et kaynağı bulduklarında bir sincap ya da küçük maymun avladıklarında görüyorsun. Tek başına o eti yemeye kalkan maymunu cezalandırıyorlar ama maymun onu getirip kabileyle paylaştığında herkes hem protein alabiliyor hem de onun statüsü yükseliyor sürü içerisinde. Mesela o iyi bir şey onun yaptı. Ödüllendiriliyor yani bir taraftan. Dolayısıyla şimdi bu kaynak birikimiyle ilgili bir mesele yani ortada bir paylaşılması gereken kaynak varsa burada bir proto adalet sistemi var gibi gözüküyor. Neden böyle bir şey evrilmişin açıklaması çok daha kolay çünkü bunun olmadığı toplulukların hayatta kalma mekanizmaları iyi çalışmıyor. Bireysel olarak bir birey kendisine avantaj sağlayabiliyor ama hiçbir canlı türü bireysel varlık üzerinden devam edemeyeceği için burada popülasyonun yani topluluğun hayrı bireyin hayrından daha öncelikle. Ee, tabii ki bu antisosyal, kendine yontan, daha böyle bencil davranışlar belli dinamiklere hizmet ediyor. Mesela bu sayede işte e, ne bileyim daha büyük avlar, daha iyi ortamlar bulabilen bireyler çıkıyor. Daha girişimci, daha böyle pervasız, mesela daha psikopatik özelliklerle rekabetçi edebilir bireyleri buradan türetiyoruz ama toplumun genelinde yardımlaşma hikayesi olmadığında, ortak e, adaletli kaynak bölüşüm mekanizması kurulmadığında toplumlar zaten ilerleyemiyor. Bu çok belli. Fakat insana gelince niye bu hadise bu kadar merkezi ve niye her yerde biz adalet arıyoruz? Çünkü aynı noktadan çıkıyor bence. Bu kadar üretim ve birikim yapabilen bizim kadar yani verimli bir canlı yok. Bizim bir kere dünyada yaşamamızın temel faktörü 10 bin senedir üretim olmuş zaten. Tarım ve hayvancılığı keşfetmeye başladıktan sonra özellikle artık sadece tabiatın sunduğu fırsatlardan istifade noktası aşılmış artı değer biriktiriyorsun. Bu artı değer bir artı güç anlamına da geliyor. Birilerinin elinde bu güç toplanıyor. İşte Daha sonra bu işte yöneticiler, ne bileyim işte ordular, polis... Daha kuvvetleri. kalabalık olmanın başka yöntemini bulamamışız. Tabii yani. tabii. Bir de şey o gücü... mesela O birikimi muhafaza edecek mekanizmalar lazım. Bu mekanizma bir şekilde... etki gücü yüksek... İşte silah taşıyan bilmem ne kuvvetlerin oluşmasını sağlıyor. Bunlar işte belki küçük önce gruplar şeklinde sonra bugünkü ordular falan şeklinde organize oluyor. Daha sonra da o güç dengesizliğinin, o güç ve kaynak dengesizliğinin bir şekilde toplumun belli kesimini tehdit etmesi, onu sindirmesi totalde toplumun çok hayrına olmayan bir şey. Çünkü sadece yöneticiler kalıp herkesi kıyma makinesinden geçirseler taş mı yiyeceğiz yani çiftçiler de üretim o taraf Üretim zaten. o taraf yapıyor. Dolayısıyla burada bir denge bulmak için arayışlar çok olmuş. da i̇şte bunun Karl Marx herhalde en baba kitabını yazmış. Hani bir emek memek eşitlik hikayeleri. Şimdi bu hep bir arayış. Yani bu sistemin içerisinde de ana konu eşitsizlik zaten işin doğasında var. Mesela birisi o günün şartlarında çok daha yüksek kar elde edebilecek bir iş ya da bir hizmet ya da bir ürün ortaya koyabiliyor. Öbürü onu yapamıyor. Onu yapınca bunda fazla bir birikim oluyor. Bir, bir, şekilde güç ya da para ya da bir şey elde ediyor. Ve dolayısıyla burada oluşan doğal bir dengesizlik var. Bu bizim hepimizin benzersiz olmasının doğal bir sonucu. Ama bu kendi haline bırakıldığında bu sefer o gücü, o eseri, o şeyi fazlalığı üreten onu korumak için de organize olacak ve buna gücü yetmeye başlayacak derken asimetrik bir kutuplaşma başlıyor. İşte bizdeki adalet bütün bunları dengede tutmayla alakalı bir arayışın ürünü gibi kültürel evrimin zoraki bir sonucu. Ya yani ne yaparsan yap işte kral da olsan bir bari meclis kurayım diyorsun. işte padişah olsan meşrutiyet ilan ediyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Yani yönetime diğer insanları da dahil edeyim onların da sesleri duysun demek mecburiyetinde kalıyorsun. Şimdi modern toplumlarda işte bunun bulduğumuz şey de en son versiyonu demokrasi gibi gözüküyor. Tamamen hikaye bana sorarsan yani hiç de böyle ideal bir sistem değil. Çünkü yani her yerde bizim ülkede bile görüyoruz. Öyle demokrasi herkesin memnun edebilen bir sisteme dönüşmüyor. Bir kere periyotları yeterli değil. İstediğimiz çevik adaleti sağlayamıyor. Şartlar bu kadar hızlı değişirken, üretim döngüleri, işte insan gruplarının dediği güçler bu kadar hızlı yer değiştirirken sen uygun şekilde çevik pozisyon alamıyorsun. 4-5 yılda bir seçim yapıyorsun. Olmuyor bu işler. Dolayısıyla bununla ilgili hala bir kafa karışıklığımız var. Ama insan topluluğu için adalet kaçınılmaz bir şekilde aslında merhamet arayışından geliyor bana sorarsan. Benim zaten temel anlatım burada. Merhamet sözcüğünü de yanlış anladığımız için konuyu böyle deyince ne alakası var? Adalette merhametin ne işi olur falan diye soruyor. Çünkü merhameti acımak zannediyor. Merhamet acımak değil. Merhamet kelime kökeni itibariyle haklıya hakkını vermek demek. Mesela birinin toplum içerisinde bulunması itibariyle bir hakkının olduğu, ve bunun mesela gelişmiş ülkelerde işsizlik maaşıyla karşılandığı bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu görülen ve takdir edilen ve uygulanan bir şey. O kişinin sadece oradaki varlığı bir hak doğuruyor. Çünkü o insan o popülasyonun bir parçası. Bugün değilse bile yarın o üretim ve varlık zincirinin bir parçası. O insanın sağlıklı ve saatte tutamadığın takdirde toplum dokusunun bozulacağı çok aşikar. Dolayısıyla kafası acık geniş çalışan birisi hemen, işte bugün şey konuşuyoruz ya, Basic Universal Income hikayesi var yani herkese bu yapay zeka devrinde üretim çok artacağı için teorikte bir şey dağıtacağız. Herkes lay, lay lön, temel gelirini sağlayacak. Onun üzerine ne koyarsa kendinin olacak artık falan gibi. Ya yani böyle bir sistem olması gerekiyor. Bunu hepimiz düşünebiliyoruz, bakabiliyoruz ama bu temelde doğada adalet yok dediğimizde aslında yerini dolduran şeyin insandaki arayışı. Onu taklit etmeye çalışıyoruz. Doğada merhamet var. Biz boşuna yağmura rahmet demiyoruz. Rahmet merhamet aynı kökten. Yağmur yağdığında su ihtiyacı olan herkes ondan eş düzeyde faydalanabilir. istediği kadar. Yani bir ağacın ihtiyacı olan suyla bir antilopun ihtiyacı olan su aynı değil. Ama o yağmur onların hepsinin ihtiyacını hakkıyla karşılayabildiği için biz ona rahmet diyoruz. Aslında merhametli bir sistem acıma usulüne göre çalışmıyor. Kimin neye göre hakkı var? Bu arada hakkı gayet kapitalist bir bakış açısıyla bu kadar çalıştı bu kadar alsın diye de yorabilirsin. Ama bir de sistem bazlı düşündüğünde Çalıştığının karşılığını vermek her zaman hak demek olmuyor. Alev demişti ya Cumhurbaşkanlığı konuşmasında. Yasaldır ama helal değildir diye. Mesela i̇şte yasallık ve helallik adaletle merhamet arasındaki farkla alakalı bir şey. Konusunu da söyleyelim. Güzel bir örnekle vermişti. Samimi arkadaşının icrada evini almak haktır. Üç kuruş parayı almak. Üç kuruş parayı almak haktır ama helal değildir diye. Güzel bir örnekti bu arada. Evet. Yani mesela yasal olan adaleti sağlamaya çalışıyor. Fakat adalet her zaman sistem sistemi önceleyemediği için, bütüncül bakamadığı için işte hakim ideolojine, o günkü ihtiyaçlara, üretim zincirinin değerli değersiz algısına falan filan göre çok değişebiliyor ve haksızlığa neden olabiliyor aslında. Zaten aslında o yani bu merhamet kavramının getirdiği yeri tanımlamak için de sorduğum bir soruydu. Şimdi normalde kabilenin içerisindeyken merhametli olmak daha kolay. Ya da atamalar yani az sayıda insana bunu hakkını veriyor ya da olduğu yerin bir anlamı olduğunu kabul ederek bakıyor olmak kolay. Ama bunu tekrar bir kente, bir ülkeye hatta işte global dünyanın kendisine hatta tüm canlılara diye ayırarak merhametli de yani merhametten kasıt onun da bir hakkı yaşamda bir varoluş olma olabildiğini devamlılığını sağlayabilme hakkı olduğunu bu bir insan olduğunda yani bizim aslında güncelde yaşadığımız problemlerden bir tanesi işte... Kira ev, kiracı ev sahibi ilişkisinin içerisinde. İşte yüzde 25'le sıkıştırdığında... Bunların böyle olmayacağını, piyasanın bir durumu olduğunu, koşullarımıza uygun şekilde bu duruma uygun... Sadece enflasyonla tanımlı olmayan ya da işte devleti koyduğu tanımlarla olmayan... Kim hangi hakka sahipse mümkün olduğunca o koşullara uygun şekilde o hakkı vererek dengelenmek gerekiyor. Öyle olduğunda burada bir barış sağlamak mümkün oluyor. Tabii. Ama öyle olmayıp şey yaptığında devlet bu kuralı koydu. İşte adalet böyle diyor. Seni mahkemeye veririm. Bu böyle yaparım olduğunda sadece çatışmayla boğduğumuz hayat zinciri kuruyoruz. Haklıyız ya da haksızız ya da haksızlığa uğradım cümlesini yaşadığımız bir yıllarımız geçiyor. Adalet zaten çatışmanın olduğu yerde hakça bir karar verme çabasıyla ilgili bir şey. Yani çatışmadan başlıyor aslında adalet. Biri diyor ki benim hakkım onda onu bana ver. Öbürü ki hayır o benim hakkım ona vermem. Dolayısıyla araya bir adalet mekanizması giriyor. Diyor ki şöyle şöyle yapmalısın. Burada da işte kanun, çocuk bilmem ne varsa emsal davalar, iştahatlar. Orada bir karar çıkıyor ama bu karar genellikle dediğim gibi o lokal paradigmadan çok etkileniyor. Yani tamamen onun tarafından belirleniyor. Sadece Aradayken bir şey söylemek istiyorum unutmadan. Bizim şu Can Canan'daki odaklanma videosuna gönderme yapmak istiyorum burada. Yani bizim... E, süper iş üretebilmemizi sağlayan şeyin kendisinin odaklanma olduğunu fark ettiğimiz, konuştuğumuz, odaklanmanın arka background'unun da duygusal berraklıktan geldiği. İşte biz haklı ve haksızlık boğultusunun içerisindeyken o berraklığımızı yitiriyor ve hayata odaklanamadığımız, yani kentin içerisinde neyi neden nasıl geçirdiğimizi bilmediğimiz 5-10 yıllar geçirdiğimiz bir sisteme neden oluyor. Tabii. O yüzden geri topladığımda bu merhametle bakma yani doğası gereği sana sistem haklı ya da haksız tanımları oluşturmadan senin herkese hakkıyla bakabileceğim bir ruh haline gelmek gerekiyor. Fakat burası bana benim zihnimde ermişle aynı şeyden gelen bir durum oluyor. O nasıl sağlanacak? Abi zor. Yani işte bilge yönetici Platon demiş ya devleti bilgeler, filozoflar yönetsin falan diye. Amin Allah kabul etsin. Öyle bir şey çok zor. Ya bugün mesela bütün ülkeleri aslında gölge düzeyde yönetenler hep sermaye sahipleri biliyoruz bunu. Hatta yani sadece büyük gelişmiş ülkeleri değil, dünyadaki bütün sistemi yöneten beş aile var biliyorsun. Beş aile yapıyor bunlar. Yani ama gerçekten sermaye, çok uluslu şirketlerin çıkarları hep öncelik. Sponsorumuz da buradan belli olmuş oldu Tabii, bu arada. Rockefeller'lara <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz buradan. Şimdi yani böyle baktığın zaman iş sermayenin yani kapitalin yani karın öncelendiği bir sistem içerisinde hiçbir öyle ideal felsefi düşünceyi falan e, hayata geçecek bir kurallar dizisine dönüştürebilmen mümkün değil. Şimdi mesela hepimize çok sağduyulu gelen bir şey var işte çok kazanandan çok az kazanandan az vergi zor. Harika. Evet gerçekten öyle olması lazım. Mesela çok kazanandan çok vergi almaya bir başlayalım. Apple'ı koyalım. Koskoca bir dünya devi. Trilyon dolar falan kar ediyor adam. E daha fazla vergi. Trilyon dolar vergi alalım. Yapabiliriz bunu. Apple'a da dokunmaz. Ama Apple'ın üretim zincirine bak. O Çin'de işte insanlık dışı koşullarda çalışan o sweatshop dedikleri yerde hani hayatı bazına çalışan insanlardan daha fazla sömürmesini zorlayacaksın mesela bu sistemi. Sistemi bir bütün çark olarak göremediğin için orada daha fazla yıkıma sebep olacaksın. Çünkü oradan vergiye ödediği karı korumak için bu tarafta daha ihtiyacı olan insanları sömürü yoluna mecburen gidecek. Çünkü sistem öyle kurgulanmış. Sistemi bütünlüklü olarak göremediğinde Adalet dediğin şey ancak güçlüyü koruduğun, zayıfı da höt höt diyerek uzak tuttuğun bir sopaya dönüşmek zorunda. İşte bence adaletle merhameti artık zihinde yer değiştirmemiz lazım. Mesela bir tek cep telefonunun benim cebime kadar gelebilmesi için emek sarf eden tüm insanların tüm kaynakların resmin içinde olduğu bir bakış açısıyla hiçbir birey hiçbir düğüm noktasına atlamadan bunların hepsinin hakkı yerinde mi kardeşim, hepsine hakça davranıyor muyuz diye bir bakış açısıyla bir sistem kurabilirsen ancak. Merhametli bir sistemden bahsedersin. Ve burada adalet arayışı otomatikman ortadan kalkar. Yani merhamet oturduğu zaman sisteme adalet arayışı biter. Ama onun kültüre yansıması gerekiyor işte. E zor abi. Işte. Ama sen burada sen yani hafif batılaşırken aslında belki de işte şu Doğu-Batı çatışmasının en zemininde yatan belki de gizli önermesi de bu. Batılaşıp bireyleşirken sistem tarafından haklı bulunan kişiye dönüşme destekleniyor ya bir taraftan. Evet. Bu, bu bir taraftan da bu arada insanları gerçekten koruyor da es geçmeyelim yani. Hani kadını, çocuğu, eğitimi, fırsat eşitliğini, tabii. bilmem neyi falan da böyle koruyorsun. Ama böyle bakarken de aynı zamanda bireyi... merhametle bakmanın da dışına çıkartıyorsun. Farkında tabii olmadan. Tabii yani kültürel anlamda şeyden uzaklaşıyorsun. bu Burada acaba bu hani bu benim bir turnusol kağıdımdır ya... Sayıyla yani kaç kişi olduğumuzla ilgili olabilir mi bu? Daha az sayıda tabii küçük tabii. butikken... merhametli olmak daha mümkün. Çok kesinlikle öyle. Yani şimdi bu kadar kalabalık bir yerde kestirmelere başvurmak zorundasın. Şimdi daha önce kadına şiddet konusunu konuşalım mı, konuşmayalım mı, nereden konuşacağım çok karnımız ağrıdı biliyorsun. Sen sıkıntıyı benden daha iyi fark ediyorsun çünkü ben şimdi bir şey söyleyeceğim biyolojik olarak bir sene temizleyemeyeceğiz yani. Çünkü şu anda bu biyolojik gerçekleri, o konudaki biyolojik sahipleri, mekanizmaları öğrenmeye kimsenin niyeti yok. Çünkü konuşmaya başladığın zaman dünyada taciz, tecavüz, kadına şiddet bilmem ne gibi başlıkların arka planında ciddi bir primat konusu var. Yani insan erkeği ve kadının insan sosyal yapısıyla uyumlanabilme potansiyeli ve derecesi ne kadar buna muktedir olup olmadığı konusu var. Hem bir taraftan her şeyin özgür olduğu bir toplum savunacağız. Hem de gerçekten daha dün primatlıktan bugün insanlığa yeni geçmiş ne olduğunu anlamaya çalışan bu gariban çıplak primatın her şeyde kuralına uygun davranmasını bekleyeceğiz sistemin altyapısını kendi alışkanlıklarımızla döşediğimizi fark etmek hiç hoşumuza gitmiyor biz. Onu kendimizin yarattığını görmek istemiyoruz. Biz sadece aynadaki şey daha düzgün gözüksün istiyoruz. Fakat ayna bizi bize yansıtıyor, onu unutuyoruz. Yani kendimizi düzeltmek içimizden gelmiyor. İşte bu çok kalabalık ve çok parametreli yerlerde zihnin kestirmeli çalışması zorunluluğu nedeniyle aşırı basitleştirme ve çok komik karikatürizasyonlar sonucunda çalışmaz sistemler üretiyoruz. Bir yere kadar izole koşullarda falan filan yerde parti verirken yatlarda, yalılarda çalışıyor ama sıkıyorsa Mardin'de sokakta uygula çalışmıyor. Öyle bir kestirme sisteme dayalıyız artık biz. Bütün bu modern yaklaşımlarımızın büyük bir çoğunluğu şu post-truth kafasından da beslenerek kimsenin derinini sorgulamaya mecalinin kalmayacağı kadar karışık, herkesin mecburen kestirmelere sarılacağı kadar korkutucu ve belirsiz bir ortam oluşturuyor. Halbuki bilgelik bütün parametreleri yukarıdan görüp hakikaten hakça olana dair cesurca adım atabilmeyi gerektirir ama şu an öyle bir vasatımız yok. Yani biz burada mesela bu konuyla ilgili ne konuşursak son tahlilde boş konuşuruz. Ama yine de ben burada şunu öğrendim. ve yani Mesela bu sohbetten şunu öğrendim. Daha doğrusu bunun ara sıra sohbetini yapıyorduk ama altını çizecek derecede bu şunu fark ettim. Tekrar. Adaletle alakalı hak, haklıyım kavramlarını konuşuyorken aslında en altta merhamet kavramıyla alakalı konuştuğumuzu sen doğası gereği senin çıkarlarınla alakalı değil, bir başkasının çıkarlarıyla alakalı olduğundaki olacağın kadar adaleti kendi çıkarları söz konusu olduğunda da doğru bir merhametle dağıtabiliyorsa, zaten haklılık ve adalet kavramlarında barışık bir yol bulma mümkün oluyor. Tabii ki. Ama şeyi sen... unutmamak lazım. Adalet merhametten çıkmalı. Ama merhamet doğru tanımlanan bir zemin olursa o çalışır. Evet. bir evet. Yani. Ee, şeyde yani hakkını verebilmeli karşı tarafa. Gerçekten orijinal. Ama söz konusu olan kendi çıkarlarımız olduğunda, çok yakınlarımızın, kabilemizin çıkarları söz konusu olduğunda ister istemez adil ya da haklı olmaktan çok taraftar olmayı tercih ediyoruz. Pozitif ayrımcılık diyoruz mesela. Evet. Şekilde burada da akıllıca var. davranmayı tercih ediyoruz. Ben birçok avukatla beraber çalıştım. Hani şakasıdır avukatlığın ama hani avukatlık mesleği nedir? Haklı olan adam Avukat diye, <laughs> biz her yerde haklıyız abi diye <laughs> kendilerine yani şaka gerçekten, yaparlar. Gerçekten yani çok kuvvetli kanıtların olduğu bir işte cinayet vakasında potansiyel katili, faili savunma mesleğidir aynı zamanda avukatlık. Yani onun savunusunu yapacak kadar ona inanma, onu başka bir hikaye yerleştirme. Çok az etik vaka var. Bunlar da film konusu falan oluyor. Ben bunu savunmam falan diye bize. Şey. Oradaki minik bir şüpheyi... Onun suçsuzluğuna kanıt olarak büyütebilme, amplifiye edebilme becerisini de içeriyor. Yanlış anlaşılmasın. Avukatlık sadece böyle demiyor ama bunu da içeriyor. Burada çok tuhaf bir şey var. Hazır adalet kavramını konuşuyorken tarif edeyim. Ola gelen şeyleri bizim zihnimiz hep çok temiz iyiler ve temiz kötüler diye tarif etmek istiyoruz ya. Tabii. Temiz iyiler ve temiz kötüler eski Türk romanlarında var. Gerçekte hiç olmaz. Gerçekte hiç olmaz. Her şey gri ya. Ola gelen her şey ola, ola geldirtenlerin bileşkesinden oluşuyor. O yüzden... Kimin öldüğü, öldürdüğü, kimin hasar aldığı ya da almadığının ötesinde bunun hiç tahmin edemeyeceğimiz komplike, dalgalı hikayeleri olabiliyor. Avukatların ağırlıklı olarak buradaki pozisyonu, hak ya da haksızı, iyi ile kötüye ayırmaktan çok bu dalgalılıktaki karmaşayı, bizim anlayamayacağımız, fark edemeyeceğimiz karmaşanın sistem tarafından ezilip geçmesini engellemeye çalışmak. Tabii. Bunu yaparlarken gördüğüm için. Tabii tabii. Şey ya ben mesela suistimal noktalarını söylüyorum. Evet. Mesela... Better Call Saul dizisinde de bir avukat var. Yani adamın avukatlık mesleğini suistimal düzeyi üzerine kurulmuş bir dizi o zaten. Yani ama burada o suistimal edilebilir açık nereden geliyor onu aslında vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü merhametten çıkan bir adalet arayışından bahsetmiyoruz. Merhamet yokluğunun doğurduğu bir adalet zorunluluğundan bahsediyoruz. Sıkıntı burada. Merhamet yok artık. Yani kim haklı kim haksız önemli değil. Hikayeye göre bugün haklı olan yarın haksız olabiliyor. Veya varoluşsal olarak haklı olan sistem gereği haksız duruma düşebiliyor. Yani içinde bulunduğun paradigma gereği. Mağdur olabiliyorsun sırf öyle olduğun için, var olduğun için. İşte ya şu anda özel eğitim görmek isteyen çocukların okullardaki trajedisini biliyorsun işte. Onlarla ilgili evet. şey hazırlıyorsun sen, dosya hazırlıyorsun. Öyle o çocuk ve okul diye bir yapıda kurduğumuz sistem nedeniyle dünyaları başına yıkılıyor insanların. En basit eğitim ihtiyacını bile karşılayamaz hale geliyorsun. Ve burada merhamet düşüncesi hiç yok. Öyle acımak gibi düşünürsen bol var. Ama mer ya bu çocuğun gelsin hakkı nedir? Öbür çocuğun hakkı nedir? Mesela ben 50 kere söyledim. Bir veli yani normal gelişim gösteren çocuğu olan bir veli sınıfına özel eğitim ihtiyacı olan bir çocuk düştüyse çocuğunun sınıfına buna sevinmeli. Çünkü gerçekten o kendi normal gelişim gösteren çocuğunun hakkı aynı zamanda hayattaki böyle marjinal karşılaşmaları da öğrenmektir. O da vardır onun hakkında. Onu bilmezse çocuk yarın bir gün hayatında karşılaştığı böyle bir insana nasıl yaklaşacağını bilemez ki. Öyle bir kültür geliştiremez. Onu Sistemden bu kadar izole büyütmeye bizim hakkımız yok. Mesela bu merhametsizlik ya da bir çocuğa her türlü imkanı vermek bir başka bir merhametsizlik. Çünkü o çocuk imkansızlığın da tecrübesini kazanmalı. İşte merhamet bakış açısı böyle çalışırsa... Evet, kelime olarak yarıyor. bile yerleştirince işte Türk olmanın bir zihinsel alışkanlığı. Yani hak ya da haksızlıkları çıkartıp onun yerine merhamet kelimesiyle tanımlayacak... Tını mesela bize çok daha kolay kabul edildir. Tabii ki sınırlar mi? içerisinde geliyor. Bu güzel bir bakış açısı. E, bu da. kullanıyorum yerleşse mikro işlerimizde de faydalı. Yani adalet, eşitlik bilmem ne bakış açısını bırak ya merhamet nazarıyla bak ya. Bunun hakkı nedir abi? Bu işin hakkı nedir? Yani, i̇zole olarak ona bak, sistemdeki yerine bak, bütün sistemi bir oynat, onu içinde bir oynarken gör. Ya, bu yani hepimizin aslında yapabileceği bir şey Böyle bir Aristol olmaya gerek yok bunun için yani. Fakat paradigma buna izin vermiyor işte. Mesela eşitliğin en büyük zulüm olduğunu biliyoruz çoğu zaman. Eşitlik zulümdür yani. Boyları farklı insanları aynı boyda tabure dağıtamazsın, olmaz. O kişiye göre bazı avantaj ve dezavantajları göze alarak yapacağın düzenlemelerin daha adaletli olduğunu biliyorsun. Ama bu adaletin de temeli bunların özellikleri nedir, bunların hakkı nedir sorgulamasıyla geliyor aslında. Ama aynı boyda tabureleri ürettin. Biri yüksek, biri alçak bir sürü adam var. Hepsinde şu duvarın üstündeki bilmem neyi alması gerekiyor. Ve bu durumda ortada belli ki yıkıcı bir eşitsizlik ve merhametsizlik var. Adalet giriyor diyor ki buna iki tabure vereceksin, buna üç tabure vereceksin. Sistemi onarmaya çalışıyor aslında. Halbuki başlangıçta tabureleri üretirken merhamet nazarıyla bakmayı yerleştirsen böyle bir adaletsizlik ortaya çıkmayacak. Bir de bak bir katman daha var. Şimdi seninle konuşurken fark ettiğim. Bu konu derin değil mi? Derin. Yani, Lan bir de var ya hukuk felsefesi falan olsa bittik sabahlar olmaz. Yani evet. Allah'tan mevzuyu bilmiyoruz ha. <laughs> <laughs> Sıfırla <laughs> kara düzen konuşuyoruz böyle. Yani beni çok şaşırtıyorlar bu arada. Yani hukuk felsefe açısından muhteşem sosyolojik çözümlemeler Tabii var. Çok, çok değişik. İnsanın en çok kafa yorduğu yer burası. Da evet yani hani oranın entelektüeli çok güzel bir entelektüel yani toplumsal anlama açısından da. Valla bir gün bulursan getir bir. <laughs> var var. Yani. Artık masa yok ama kanepede ortaya oturtururuz böyle. Başını severiz falan. Ha canım. Abi bir de bak yağmurun rahmet tarafına bir daha bakalım. Yağmur hep fazla yağıyor dikkat ettin mi? Ya yani bizim yiyebileceğimizden, içebileceğimizden, ağaç kökünü alabileceğinden fazla yağıyor. Şimdi rahmetin bir tarafı da hakkını verirken artı değeri de yani bereketi de bırakmaktır mesela böyle. Şimdi çok meşhur bir iki eğitimci arkadaşımız için söylesem bütün isimlerini bütün Türkiye biliyor ama onlarla mesela özel sohbetimizde biz daha ilk bu YouTube hikayelerine başlarken hocam dediler sen bak böyle YouTube'da anlatıyorsun ne diyorsun öbür tarafta eğitim şirketim var bir süre sonra herkes diyecek ki bu adam her şeyi YouTube'da anlatıyor ben bunu niye çağırayım eğitime diyecek dediler. Dedim ki o iş öyle değil. Çünkü mesela ben onlarınki gibi ticari paradigma ile hiç bakmadım bu işe. Ya yani o ticari paradigma ne diyor? Elinde bir ürünün var. Burada parayla satıyorsan burada beleş veremezsin. Çok normal yani. Pazarda sattığın kumaş sokakta bedava dağıtır mısın? Doğru söylüyorlar. Fakat ben yağmur nazarıyla bakınca ben şimdi eve giremiyorum mesela. Ben senle değil sadece işte soruyorum da orada burada 50 tane YouTube kanalına konuk oluyorum. Eğitimlerde anlattığım şeyler orada burada. Çenem durmuyor. Fakat bu yağmur gibi olduğu zaman bereketi de farklı bir şekilde geliyor. Fazla vermekle alakalı ve ben mesela hala bundan enteresan bir şekilde kazançlı çıkıyorum. Bir kere o meseleyle ilgili bilinilirliğinin artması bambaşka ramifikasyonlar getiriyor ki insanlar beni sadece eğitim şirketi olan bir adam zannediyorlar. Öyle değil ben 30 tane iş yapıyorum yandan. Yani bunların çoğunun ekonomik karşılığı yok. Çoğu böyle meraktan yaptığım şeyler ama bir kısmında ekonomik karşılığı var. Ve ben bunların hiçbirini hesaplamadım. Ama yağmur gibi davranınca oluyor işte. Senle yaptığımız muhabbetlerden bile neler çıktı. Yani bu verme <laughs> mantığı işte bir evet. biriktirme evet. tutma mantığı bu avcı toplayıcının o fırsat zihniyle alakalı. Bir de gerçekten Rahmani tarafla ilgili olan bir şey. Ver baba ver. Mesela böyle adamlar uzaktan çok hoşumuza gidiyor. Beraber çalışırken enayiymiş gibi geliyor bize. Çünkü bizim de kaynağımızı dağıtıyor ya ulan diyoruz yapma böyle falan azıcık tutalım. Halbuki hep veren hoşumuza gider bizim. Ama biz öyle ol olamıyoruz çünkü paradigmamız izin vermiyor. Merhametle bakmadığında adalet için yalvarırsın ve adalette de genellikle acıma talep edersin. Bunda sonucu hiçbir zaman iyi bir yere çıkmıyor. Kültürel olarak merhamet kavramını anlamaya yatkınlığımız var bence. Üzerine düşünmeye gerçekten değer. Güzel bir bakış açısı. De mı? Büyük, potansiyel Teşekkür var. ederim. Vallahi ben de ilk onu açtım. <gülüyor> merhamet. <gülüyor>